Aşırı ideolojiler elbette ki birbirini besliyor. Yani çünkü onların farklı bir hesaplaşma biçimi var. Ben şu üslubun altını çizmek istiyorum. Yani dinlerin çatışma nedeni olduğuna dair daima bir bir takım hipotezler kulaktan kulağa veya dilden dile dolanır. Ben bu kanaatte değilim. Yani bir öğreti olarak dinler çatışmayı aksine tümüyle ortadan kaldırma çabasında olan öğretilerdir. Özgün öğretilere baktığımız zaman. Buna Hristiyan terörü denmesine de karşıyım. Bunun da altını çiziyorum. Çünkü yani nasıl Müslüman terörü şeyine karşı çıktıysak, terörle yakından uzaktan herhangi bir ilişkisi olamaz bu anlamda herhangi bir Müslümanın. Hele Hristiyanlık şiddet konusunda bir anlamda daha da radikaldir. Yani İslam'a baktığınızda şiddeti içerir demiyorum ama nefsi müdafaanın daha ön planda olduğunu, yani haklarını korumak için mücadelenin de bir zorunluluk olduğunu söyler ama Hristiyanlık daha ziyade bir ahlaki öğreti olduğu için o konuda işte bir yanaksa öteki yanak felsefesini şey yapmıştır, savunmuştur. Neticede şunu söylemek istiyorum. Dünyadaki zaten ben İslam'ın şeyinde bunu görüyorum. Daha doğrusu vahiy dinlerinin kökeninde bunu görüyorum ama bu dinlerin kesinlikle ve kesinlikle barışçı ve insani, insancıl bir okumayla okunmasının gerektiğini, keza ideolojilerin de ancak bu şekilde okunabilirse insanlar tarafından dikkate alınması gerektiğini şey yapabilirim, söyleyebilirim.